İki Adanalı bir araya gelince ne yapar? Yemek yer. Yemek yer. Baba, yer. Ay ekmek düştü. O zaman şey yaptıralım istersen. Bir tane yaptıralım, ikiye böldürelim. Öyle bir imkanımız var mı? Okey. Ne? Aynen. Akrabalık, ben onu tam anlamadım. Yani aslında köprüden geçerken kolu çarpmış gibi diyebilirim. Kanka aslında geçerlerken birbirlerine uzaktan bakmışlar. Bitti. Fırat Sobutay'ın Kadıköy'de para ihtiyacı yok. Vay. Oğlum her yerde hesap ödedi. Nasıl para ihtiyacın yok? Aykün baba. Aykün mü? Tamam. Ama keserek falan değil. Tek at. Tekno atayım. Onun duman çıkıyor lan. Sıcak mı lan? Dünyanın her yerinden rock grupları, metal grupları buraya geliyormuş Ahmet Bey. Doğru mu? Metallica gelecek ki Türkiye'ye. Yağmacını buraya gelecek oğlum. Ya hadi sen neyin peşindesin? Adana'dan geldi, bizim aramızı bozuyor ya. Tam magazinci. Tam böyle merdanelik. Kardeşim benim suçum var kardeşim, mı ya? Gel. Şunu, bunu kim yaptı? Paint de sen mi yaptın? Doğru söyle Allah'ını seversen. Paint de sen mi yaptın? Bir de diyor ki sokakta pilav var, bu patentini aldım diyor. Oo. Hazır mıyız? 3, 2, 1, kayıt. Yusuf şeyden çeksene bak. Şu ben anlamıyorum. Taksi durağından çeksene. Öyle bir çekiyor ki adam nereye bakacağımı şaşırıyorum. Ondan sonra diyorlar ki kameraya niye bakmıyor? Oğlum kamera yok ki. Bazen Yusuf'u arıyorum. Lan diyorum nerede acaba çekim yapıyor? Vallahi şefin arkasına falan gitmiş oluyor bazen. Oradan böyle gizli gizli yapıyor. Bayanlar, baylar, sevgili çocuklar, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İstanbul Kadıköy'deyiz. Evet. Baba ne haber? Hoş geldin. Hoş bulduk. İki Adanalı bir araya gelince ne yapar? Yemek yer. Aslında bir mangal olsaydı şurada mesela denize karşı bir ciğer mi yer yapsak güzel olurdu. Hemen polis gelip bizi paketleseydi. Öyle bir şeyler oluyor mu? Oluyor Murat'cığım. Burası sen. İstanbul. Baba şimdi ben Adana'da evde balkonda mangal yakıyorum ya sitede. Yazıyorlar şimdi ya sitede nasıl mangal yakıyorsun diyorlar. Kardeşim Adana'da sitede mangal yakmamak yasak. Evet. Yani o konuda hiçbir sıkıntı yok ama burada yakarsan polis geliyormuş. İlk defa duydum. Denesek mi acaba bir tane? Yani mesela sahilde yaksak şurada ya da burada. Gelir mi acaba hemen polis? Hemen uyarırlar ya. 5-10 dakika içerisinde paketsin Murat'cığım. Tamam baba sıkıntı yok sendeyiz. Evet. Bugün Kadıköy'deyiz. Evet. Fırat'la beraber Kadıköy'de ne yenir çekeceğiz? Muhtarıyım Kadıköy'de. Evet, kanka. Sen, aynen öyle. Belediye kanka. Başkanlığı çok teklif geldi. Bence bugün değerlendir. Bir sonraki seçime değerlendir bence. Değil mi? Aynen burada öyle. Bugün Murat'cığım benim favori mekanlar, sevdiğim mekanlar var. Tamam. Onları naçizane sana gezdireceğim. Ben çünkü hiçbirine karışmadım. Aynen. Tek yeri biliyorum. En son gideceğimiz yer pilav yiyeceğiz. Burada standart Kadıköy'e her geldiğimizde onu yemeğini duruyorlar. Geçen Yasin'i paylaştım. Fırat Sobutay'ın kankası yazmışlar. Yemin ediyorum sana Instagram'a attım. Benim kanalı da ısırıldı. Konuşuruz. İşte aslında benim kanalı da çöktü. Aradım açmadı, engelleyeceğim şimdi. O zaman kahvaltıya geldik. Nereye geldik? Nereye geldik? Naga Putrika. Tamam, Naga Putrika'ya geldik burada. Naga Putrika, evet. Yusuf'u görsek ben şey yapacağım, yönlendiremiyorum. Ben yönlendiremiyorum. Dağ taşa git. Şimdi var ya bir şey diyeceğim de kamera açık. Naga Putrika burası İstanbul'da gerçekten en doğal serpme kahvaltı yiyeceğin yerlerden bir tanesi. Benim bildiklerim arasında. Tamam. Ben senin de mutlu olacağını düşünüyorum. Tamam baba, ama bak şunu baştan söyleyeyim Murat. Şimdi aslında sen sürekli Adana'da olduğu için damak zevkin zaten çok okey senin de. Ben biraz asimile oldum burada. Burayı değerlendirirken biraz daha İstanbul şartlarına göre değerlendiriyorum ben. Tamam. Adana'da tabii ki iyisini yersin Mersin'de. Sallıyorum. Tabii canım orası zaten. Ama İstanbul için bence çok okey yerlere gideceğiz. Çok okey yerler. Evet. Okey baba sıkıntı yok. Yalnız uyum deyince de ben pembe, yeşil. Ya böyle bir şey olmaz. Bel çantam var, onu arkama çevirdim. Bizim mahalle. Aşağıya. İstanbul'a gelince böyle oluyor. Evet, şimdi bizim masamız hazır tabii ki. Hazır. Şu an. Burada şöyle bir olay var. Sen anlat ya. Ben niye anlatıyorum ki? Şimdi buradaki olaylar şu arkadaşlar. 7 çeşit böyle farklı serpme kahvaltı çeşitleri var, tamam mı? Benim en çok sevdiğim ve yediğim genellikle burada köyceğiz diye. Tamam. Ondan sonra ama ekstra mesela sucuk ekstrası menemen içinde var. Hı-hı. Sadece bir de mesela benim ekstradan yediğim, buraya geldiğimde yediğim ürünleri de buraya böyle yarımşar porsiyonluk Murat'a ikram da, olarak. Evet, ikram olarak sağ olsunlar getirdiler. Evet. Burada olayı tamamen bu. Ama işte ekstralı çeşitli şeyler var. Menemen değil de mesela menemen yanına omlet istediğinde ekstra o da var. İşte sucuk ekstrası. Buranın seni en güzel özelliği sevdiğim her şeyi mevsiminde getiriyorlar. Yerinden taze taze. Aynen öyle. Menemen mesela sürekli sen lezzetinin şey iyi olması. Buraya gelmeden dedin ki hangi ay gelirsen gel hep aynı lezzette menemen hep dedi. Aynı lezzette menemen yiyorsun. Sorduğumda da dediler ki biz dedi mevsiminde domatesi tonlarca konserve yapıyoruz. Diğer döneme kadar da hepsini tüketiyoruz diye söylediler. Bence o zaman Murat'cığım. O zaman başlayalım. Yalnız şu kuru domates ekmeği ben bittim ha. Ben şimdi ona geçeceğim. Bu da normalde vermezler ama şey yapmışlar. Atak mı? Ay ekmek düştü. Şöyle. Üç parmak baba. Üç parmak kuralı. Evet. Peki bir şey soracağım sana. Günün en önemli. Bize de bırakacaksın değil mi Murat? Bir dakika kardeşim, ben küçük bir lokma alayım şuna. Hadi bismillah. Su ikram sınırsız bu arada. Cam şişede su geliyor ya. O aynen.
bu ikram. Güzel, iyi ki ikram. Evet. Böbreği bırakmayız değil mi bugün Kadıköy'de? Rahat ol. Oğlum ben korkuyorum bak ha. Hiç korkma, hiç korkma. Yarın, o, yanında ben varım kardeşim, ayıp ediyorsun. Tamam kardeşim, yalnız menemen gerçekten lezzetli, sulu sulu değil. Değil mi? Aynen. Bu ne? Yasin arıyor. Açmıyorum. Açma, kapat yüzünü. Menemen güzel. Değil mi? Aynen öyle. Ama gerçekten beğeniyorum domatesin o. Geç geç. Geç baba sen geç. O sen, sizi oradan ayırdık bir süre, kusura bakmayın lütfen. Sucuğu da çok seviyorum, hatta eve bir de alıyorum dedim. Alıyorum dedim. Hatta şöyle. Ben sana bir sucuk gönderteyim istiyorsan ha. Sever misin sucuk? Hiç öyle arkadaşlarımızı görmüyor Murat Bey ya. Abi bir sucuk gönderteyim. Bir şey diyeceğim, sen bizi Hatay sandık içerisinde mi karıştırdın? Abi bir dakika, ezdirmem. Neyi ezdirmen? Adam gelmiş 50 tane mekanda yemek yemişsiniz, ölüyordum diyordun, hastaneye gittim diyordun az önce. Sonra ezdirin abam, onu da öyle kabul ettik Murat. Eseri de öyle kabul ettik yani, ne yapalım? Adam geliyor bizi burada, paket ediyor yani. Eser alıyor ya. Bu beni geçen arada bu arada. Baharatı az, az çok değil. Yaş böyle. Ben bunu, bu tür sucuğu seviyorum kral. Bence gayet iyi. Yani göndereceksen bu tip gönder. Tamam. Buldun da sucuğu... Evet, bu tip kanka. Tarzını tamam. Bil. Kanka çok yemiyor ya. Ne? Yemiyor zaten. Çok yemiyor diyeceğim de öyle bir şey yok. Bir şey diyeceğim. Ben bunu sonra yemeyi seviyorum. Pişi. Neden? Şeyle, tatlıyla en son gömüyorum. Ha yani. Sen tatlı dışında evet, seviyorsun. Evet, evet. Ben ilk önce normal bunları gömüyorum. Başkan fiyatı söyleyelim mi? Söyleyelim. Ne yazıyor orada? 2 kişilik 780 lira, kişi başı 390 lira. 3 kişi gelirsen 1100 lira, ne yapıyor işte? Kişi başı 350. 350 gibi bir rakam 350 yapıyor. Gibi yapıyor 3 kişi. Ben buranın kademe kademe yükselişini şey yapıyorum. Ama İstanbul'da tabii ki bundan daha uygun yerler var. Ya evet, yani biz şimdi paylaşıyoruz. İnsanlar yazıyor yok pahalı yok ha. Ucuz diye. Artık neye ucuz neye pahalı diyeceğimizi şaşırdık. Ama şaşırdım. İstanbul piyasası da böyle değil mi? Yani evet. 300 liradan aşağı kahvaltı yoktur İstanbul'da şu bulursun an. Belki ama ve lakin şöyle bir şey var. Böyle güzel ve lezzetli yiyeceksen bu fiyatlar başlangıcı. Evet. 300 liradan başlar. Bu fiyatlar kesinlikle başlangıcı. O zaman ikinci kahvaltı yapmaya mı geçelim? Hadi geçelim. Hadi geçelim. Nereye geldik? İkinci kahvaltıya geldik. İkinci kahvaltıya geldik. Burası Yeşilçam Çay Ocağı. Şu arkası. Aynen öyle. Tamam. Buranın hikayesini de anlatacağım benimle ilgili olan. Şöyle bir durum var. Yusuf, burada şöyle... Yusuf şöyle. Git şuraya da var oradan çek. Şöyle bir güzelliği var. Karışık çok güzel tost yapıyor. Tamam. Ve ben de bayağı beğeniyorum ondan sonra. Sen Çay Ocağı dedin, ben bakkal dedim, bana kızdın. Ben bakkal diye algıladım. Bizim orada hep bakkal arabada yapıyorlar ya. Yapıyor, yok dedim. Çay Ocağı dedin abi, küçücük bir sadece çaydanlığın sığabileceği bir yer olur. Ama buradaki çay ocaklarında çok güzel tostlar yedim ben. Evet. Yani genel anlamda Kadıköy'de de çay ocaklarında falan böyle salçalısı, hı-hı, normali falan bayağı güzel tost yapıyor. Burası da yengen kafasında ama biraz farklı güzel bir tostu var. Hadi geçelim abi. Hadi buyur. Ha oynuyor işte. Oynuyor, kim oynuyor? Zorla oynatıyor beni. Oynama şeyin var sende? Yok ya. Ha tikmik varsa söyle. Tiktik varsa tadını çıkarsın. Gelsin karşısına bir çifte telli oynasın. Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şey dedi ki Fırat. Eser'in dedi akrabası dedi. Eser bilen. Hatay sandık. Hatay sandık içi Eser. Aynen. Şimdi şöyle akrabalık var. Benim babaannemle onların dedesi, büyük dedeleri. Tamam. Yusuf amca, Yusuf bilen. Tamam. Rahmetli Yusuf amca sakız dondurmaları sahibi. Onlarla bir akraba bağlılığı var. Tabii biz Eser'i ben YouTube kanalından tanıdım. Evet. Öncesini evet. Bilmiyordum. Evet. Yine benim kardeşim getirdi, tanıştırdı bizi sağ olsun. Eksik evet. Olmasın. Fırat getirdi değil mi buraya? Aynen Fırat getirdi. Akrabaları kavuşturma özelliğin de var. Aa ben bu Fırat Soltay buluşturur. Fırat Soltay buluşturur, yedirir bir de. Yedirir, içirir. Ne aynen. Akrabalık ben orayı tam anlamadım yani. Aslında köprüden geçerken kolu çarpmış gibi diyebilirim. Kanka aslında. Geçerlerken birbirlerine uzaktan bakmışlar. Neymişler? Bitti. Akraba öyle mi? Değil. O dönemde köprü de yok. Dip dibeler abi. Köprü de yok. Nerede çarpmışmışlar? İskenderun'da Yenişehir Mahallesi'nde. Tamam Yenişehir Mahallesi'ne çarp. Eser'e de buradan Hatay Sandık içeri selamlarımı söyleyelim. Sen ne tostu yapıyorsun burada? Yengen tostu yapıyorum. Kimi ayvalı tostu diyor, kimi sanayi tostu diyor. Yumurta acı varsa da... sanayi tostu. Yok, yumurta kullanmıyoruz abi. Ya evet. Abi şimdi tostun evet. İçinde yumurtayı da ben son zamanlarda duydum ya. Ama güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Güzel oluyor. Aslında denemek lazım. Ama ben bilmiyordum. Sen yap bak, bir kere ya. Sen bir burada dene. Sen biz yeriz. Senin bu tostuna yakışır. Çok ya şimdi olur. Şöyle ben şimdi burada çay ağırlıklı çalıştığım evet. için. Siz buyurun lütfen. Yumurtanın hiçbir şekilde bardağa değmemesi lazım. Yani bardağa değil mi abi? İnsanoğlu abi. Bazen gözden kaçabilir. He. Yani müşterinin koku, ağzına koku, farklı evet. bir tat oluşmuyor. Farklı bir dükkan tutsan yumurtalı tost için. Burası İstanbul Murat'ım. Burası Kadıköy. Kadıköy dedi bak İstanbul'da Kadıköy. Kadıköy falan hepsi bir. Yalnız duvarlar falan filan şey Yeşilçam çok güzel ya. Yeşilçam. Ketçap mayonez sıkıyor. Evet seviyor. Evet efendim. Ketçap mayonez. Evet. Bir de bizim kendi Hatay salçamız var. Biber salçası. Ha onu da sürüyorsun. Tabii. İyi çok yiyorsun. O zaman sen değiliz. Biz tost, sen tostumuzu hazırlarsan biz de dışarıda seni bekliyoruz. Birer tane de çay baba yanına. Birer tane çay yanına. 5 dakika tost hazır. Hadi. Hay Allah.
Ev aç derim, balkondan çek. İstersen şu ikinci kata çık, oradan çek. Zaten sıkıntı bir farkın yok. 3 tane mi getirdin çay? Evet. Eline sağlık. Yusuf Hatay, ama Yusuf'unki sor, bence bir şey diyeceğim. Yusuf'unkini götür abi. O çekimden sonrasını tamam. Değil mi Yusuf'cum? Aynen. Adına karar vermiş gibi olmuyor ama buz gibi olacak, mındar olacak. Nereye sesleniyorsun sen, ben göremiyorum. Nereye sesleniyorsun? Şurada. Nerede? Yerde yatıyor oğlum Yusuf şurada. Kofi saklanmış oraya. Şimdi durup yere Kofi'nin reklamını yaptın. Pardon ya, özür dilerim. Aa, belki Kofi sen... orada tek başına durmuş. Sen gitti evet. Buradan Kofi diyerek. Buradan tüm Kofi sahiplerine sesleniyoruz. Sizin reklamınızı yaptık Kofi'ye. Reklam bedava. Reklam hashtag aşağıya koy Yusuf. Sen bir tane tüm ekmeği yaptırıyorsun normalde. Evet, dedin. Yiyorum. Onu dilimlendirip yiyorum. Tamam. Ama bu yarım ekmeği. Tamam. Çıtır çıtır. Gel kardeşim. Güzel görünüyor ha. Ay bir dino. Ulan en güzel yerini almışsın ha. Ama kendi kendine yapıp yedim. Bak hadi, bu acı nereden geliyor? Adana. Yo, ne acısı bu? Biber mi şey mi, salça mı? Salça, Hakkari salçası. Tamam. Biraz da içerisine atayım. Çok acı olmayan biberiye bak. Selam. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Güzel. Sağ olun. Yalnız bayağı gelen var ha buraya. Hı. Fark ettin mi? Senden sonra mı gelmeye başladılar? Vallahi ne olsun ya, idare ediyor. Yok. Ben buraya geldikten sonra benim takipçim artmaya başladı. Hmm. Burada daha popüler. Sos sever misin? Severim. Ama... böyle olmalı. Bak elim ayağım titredi akıllı. Böyle olmalı. Bir de yumurta olsa 10 numaralı abi, biliyor musun? Evet. Ama abi... sen yap ya yumurtalı. Yani... adam hijyenden dolayı yumurtalı yapmış evet. Ya. Evet. Ondan dolayı yapmıyor. Aha abi. Arada şeyi de söyledin, vegan tosta da başlıyor. Vegan tosta da başlıyormuş abim. Söyleseydin, ben veganım zaten. Buranın hikayesini kadar. Anlatayım mısın? Anlat. Sene 2010-11 yılları. Evleneceğiz işte. Ben askere gideceğim bir dönem var. Ondan sonra da evleneceğim. Nişanlıyız hanımla. Burası kiralık tabelası asıldı buraya. Sen dedin ki tutak. Arkadaşlarımla falan buradayım lan dedim. Burayı tutsak, bir çay ocağı falan bir şey açsak dedim ya. Şaka mı yapıyorsun, şu an yazıyor mu? Lan yemin ederim sana. Lan dedim, burayı böyle bir çay ocağı, may ocağı falan bir şey yapsak. Adanalıydı arkadaşım Şevki, ona selam olsun. Şevki dedim, hani ben askerden gelene kadar Sezgi, Şevki falan bir iki arkadaşımız idare eder. Ben de ardından gelirim, şey yaparım. İşletiriz falan. O ara sorduk, fiyatını sorduk falan. O döneme göre ama yine de şey, fiyat. Yüksek. Şey, güvenemiyoruz. Elimizdeki hazır parayla burayı açarız. Ama şey, adını sen getir. Nusya tutmazsa sürdürülebilirliğimiz yok falan. İkilemde kaldık, vazgeçtik. Bir ay sonra abim bir baktık burası. Abi senin ismin neydi? Münah abi. Bak bu adam sahibi biliyor ama Münah abi hikayeyi biliyor. Aynen. Biz seninle gidip burada konuşur. Video çekiyor olabilirdik. Belki bırakırdı YouTube'u, bize kalırdı ortalık. Sizinle pasasıyorum işte, bak getirdi sizi buraya. Evet, sağ olsun evet, kardeşim. Her zaman. Bir ortaklık yok değil mi? Sen yatırımcı falan değilsin. Hayır. Gizli evet. Ortak olabilir çünkü. Bir ay var diyor ya arada. Allah. Belki ara... benim çocuklar, Fırat'ın bir de bir iki arkadaşı daha var. Evet. Eski ekip benim çocuklar takip ediyordu. Ya baba dedi, biz sanıyoruz. Allah dedim. Bak ben de dedim tosuyor. Ondan sonra zaten bizim aynen. Onunla falan bir fotoğraf aynen. Çekme muhabbet oldu. Bak uzun zaman oldu. Oldu abi, 3-5 yıldır oldu ya. Aynen. Ben hanımla falan da çökeyim. Çayın çok lezzetli. Abi. Vergiden arındırılmış çay mı? Kesinlikle arındırılmış. Bak tamam. Ne görüyorsun burada? 10 lira diyor. Pazarlık yapmayın diyor. Hayır, kaçak çay var mı diyor. Vergiden arındırılmış. %60 vergiden arındırılmış. Evet. Bu arada bir şey... %40'ı da vergili. Şu an Türkiye'de yerli çaydan çok kaçak çay yapıyor. Türkiye'de bak sadece İstanbul'da mı? Öyle maalesef. Hadi kapat. Sen onu ye, ben yedim. Beğendin mi? Çok güzel. Aa, ben tosta da böyle hani dönerdeki gibi böyle soslu mostlu olacak. Ketçap, evet var, sos ya. Falan olacak. Ben evde bile kendim kuru. Yaparken bile böyle ben hemen evet, sürüyorum, bir şeyler süreyim. Aynen. Bir sürüyorum falan. Yaman sos oluyor. Seviyoruz abi biz, böyle yağlı, baharatlı soslu olacak. O acılık falan. Ben bayılıyorum. Ben de bayılıyorum. Hadi ben çay da güzel bu arada. Konuştukça acıkıyor. Acıkıyor mu? He. Hadi o zaman diğer, hadi o zaman diğer mekana geçelim. Kahvaltıları bitirdik şu an. Yani bence bitti diyelim artık. Bence. Artık şimdi Korkmaz Büfe'ye geldik. 1991 diyor. Evet, burası gerçekten İstanbul'da Kadıköy tarafında yiyeceğin çok güzel et dönerlerden bir tanesi. Tamam. Ve yıllardır da bozmadı. Hı-hı. Ben işte bildiğimden beri geldiğimde her yıl, her sene aynı güzel eti yedim. Senin ne yiyeceğini düşünüyorum. Ben ilk defa geliyorum bu arada buraya. İlk defa mı yiyeceksin? İlk defa yiyeceğim. Süper. Süper. Burada genel zaten ekmek arası olayı var herhalde. Aynen öyle. Böyle. Aynen öyle. Ben bir de sandviç ekmeğini yaptırıyorum. Normal yarım ekmeği de değil. Tamam. Sandviç ekmeği o pamuk gibi oluyor o falan. O zaman şey yaptıralım istersen. Bir tane yaptıralım, ikiye böldürelim. Öyle bir imkanımız var mı? Okey. Sen az yiyorsun ya. Oğlum az yemiyorum ben. Çok yiyek diye az yiyorum ya. Doğru söylüyor. Bu arada senin yaptığın doğru. Onu sen diyorum yani. Sen en doğrusunu yapıyorsun. Yani yoksa şey olmaz yani. Az ben hayvanlığındayım. Sen evet. O kahvaltı. Doğru söylüyorsun. Yarısını yapalım. Aynen. Bir tane söyleyelim, yarısını yapalım. İkiye öyle böyle. Tadına bakalım baksa. Sonra bir daha geliriz, sıkıntı yok. Aynen. Ya. Aynen. Hadi. O zaman buyurun. Sandviç ekmeğini de istedik.
Değil mi ustam? Bıçak kesti mi? Bıçak iyi kesmiyor. İyi kesmiyor mu? Allah Allah. Bıçak gördün mü seni kesmiyor. Ne Bursa bıçağı mı? Karadeniz bıçağı mı? Ne bıçağı bu kesmiyor? Bursa bıçağı. Patates de koyuyorsun tarttıktan sonra. Şimdi bu 100 gram doğru mu? Şöyle bir gösterebilir misin ustacığım? Sana biraz torpilli oldu. Biraz torpilli mi oldu? Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Domates de geliyor. Sipariş mi vereceksiniz? İkiye böldürdük şu burada. Şekilde. Bir tane istedik, ikiye böldük. Fırat'ı zor tuttum iki tane yememek için. Baba ya bak çok... sevdiğim malzemeler var. Bu arada domates olmayabilir istiyorsan. Evet ben de domates çok seviyorum. Biz söylemedik. Evet söylemedik de. Evet. Ama bibere falan, turşuya, soğana, evet, ona buna okeyim ben. Aslında buna soğan çok yakışır. Mesela ustam soğan koymuyor musunuz? Normalde yoksa? Burada yemiyorlar. Yemiyorlar mı? Yemiyorlar. Sonra bize diyorlar ki Adana'da her şeyi limon sıkıyor. Çünkü bol. Evet abi soğan. Soğan ya. Aşk ayranı iyi dedin. Peki yanına turşu muşu bir şey vermiyor mu? İsteğe bağlı. İste iste ver. Ver istiyorum. Biber turşusu mu? Karadalık turşusu. Ha, burada biber, acı da yemiyorlar değil mi burada? Burada acı yok. Ne yiyorlar oğlum burada? Aslında yiyorlar. Buna koymamış. Buna koymuyor. Aşağıda koyuyorlar ya kanka. Aşağıda var. Bir şey diyeceğim ama. Ekmeğin sıkmış ya 10 numara. Güzel değil mi? Dost makinesine bakmış ya. Sevdiğim et döner tarzı bu benim Murat. Senin nasıl bilmiyorum ama. Ya biz genelde dürüme alışırız ya Adana'da. Evet. Dürüm kültürü var ya. Biz genelde o dürümü seviyoruz ama böyle şeye ben koymasın. Şey olarak diyorum, et olarak. Et olarak bu parça parçayı evet. Seviyorum ben. Sen o zaman Karadeniz usulü döneri seviyorsun. Evet. İstanbul'da genelde böyle perde şeklinde düşüyorlar ya, yaprak şeklinde. Bursa'da onu... da var. Bursa'da da var. Ama orada Bursa'daki kıyma. Evet. Ben de zaten Trabzonlu birçoğu. İstanbul'da da iyi döner yapanların hepsi Trabzonlu zaten. Evet, Karadenizler iyi yapıyor bu işi. Hurma dökülmedi değil mi? Oğlum o kadar laf ya. O kadar laf ya. Oğlum o kadar laf söyledin. Yok dedin yeni mikrofon aldın yuvarlak kendi resmini koydun. Koyuyorum falan filan. Reklam alınır falan filan. Ben yemin etmişim ha. Benim mikrofon da çok güzel. Neye yemin etmişim? Para kazandı ya. Ben... Oğlum mikrofonun reklamına kendi resmini koymak ne ya? Kendimi seviyorum ya Murat. Tek şey o mu? Yok be. Reklam alınır diye hikaye çıkacağım dedin mikrofona. Öyle bir şey mi? Murat şu an manipülasyon yapıyor arkadaşlar. Yok öyle bir şey. Ama bilmiyorum ki manipülasyonu kralını yaparım sana var ya. Kanalını elinden alırım. Şaka. Yapma öyle şey. Bir sonra bakıyorsun. Şu kulis... Burada olması lazım. Kulis yazıyor ya şurada. Hı-hı. Cookies diye bir pastane var çok evet, Acı Badem'de. Evet, biliyorum Acı Badem'de. Aa dedim buraya butik yer mi açmış? Aynı yazı şekli değil mi kardeşim? Evet. Algı. Cookies. Kulis. Kulis yazıyor ama. Cookies'in de reklamını yaptım bu arada şaka diyor. Evet. Hayır. İhtiyacı yok ki senden benden fazla etkileşim var. Business storiesinde paylaşsa çok okey yani. Bıçak kesmiyor diye mi gelmedi şey? Turşu. Yok ki istemedik ya. İstemedim ki. Dedim ya. İstemedin mi? İstemedim. Sağ sağ kalsın dedin. Peki yanına turşu muşu bir şey vermiyor musun? İste iste ver istiyorum. Biber istiyorum dedin. O zaman devam. Tamam hadi. 100 gram ne kadar? 200. Ha şurada. Gözümüzün önündeki şeyi görmüyoruz ya. Dürüm 100 gram 200. 200 lira. 75 gram 150 lira. 65 gram 130 lira. 45. 45 gram 95 lira. Yani her bütçeye uygun. Evet. Ne her kadar bütçeye varsa. Her bütçeye göre var. Hadi devam. Hadi devam et. Şimdi Murat, Kadıköy Midyesi'ne geldik. Ayaküstü. Burada yaklaşık 5-6 çeşit midye var. Benim favorilerimden bir tanesi 4 çeşit midyeymiş. 4 miymiş? O geri, elini böyle geriye çekti ya ben arkadan bir şey isteyecek sandım. Şöyle yaptı ya. Ha, eli görünmesin diye böyle yaptı tamam. Soslu. Soslu benim favorilerimden. Sıcak. Sıcak tamam. Var. Acılı. Klasik. Acılıyla mı başla? Neyle başlayacak? Acılıyla başla. Evet. Ama bence... Başla derken sen başlamayacaksın mı? Birer tane birer. Birer tane aynen. Ben de başlamayacağım. Oğlum başlamayacak gibi. Yok yok sosluyla sen bir... Oh. Baba limonu bol olacak bunun doğru mu? Evet. Oo. Taş, kum hiçbiri yok kardeş bizde. Taş yok, kum yok. Aynen. Çamur yok. Hiçbir şey yok. Bunlar soslu olanlar. Şimdi sıcak açayım iki tanesi. Aç abi sıcak açayım. Açtır.
Tabii o soslu olduğu için biraz öyle dağılmış gibi duruyor. Doğru mu? Tabii. Tabii. Ondan dolayı şimdi şey demesinler sonra. Yok midye işte öyle midye mi olur falan diye. Yok o sulu, alakası yok onun. Sulu falan olduğu için öyle. Bu klasik mi? Bu midyede tek sıkıntı ne yediğini bilmiyorum. Acılı abi. Acılı. Acılıyı birazdan anlarsın ne yediğini bilirsin. Yok. Çok mu acı? Yok, ya yediğini yok acı değil yapma. Bir şey diyeceğim. Ne yediğini bilme muhabbeti şu. Kaç tane yediğini saymıyorsun ya. 30, 40, 50. Aynen ondan dolayı. Aradaki farkı söylersin. Şu o şey anladı çünkü ne yediğini bilmiyorsun. Ne yiyoruz acaba? İçinde ne var? Ha, yok, yok, hayır. Ya kaç tane ne benziyor muhabbeti? Hayır anladım. Yok. Hayır. Kaç tane yediğin belli değil. Yani bundan kaç tane yedin belli olmuyor. Çekirdek. Ya 50 tane de olsa 60 tane de olsa çekirdek gibi işte bulaşıcı. Kaç tane yersin? Arada yemin ederim. Ben saymadım ya. Tamam. Öyle bir şey çeviri yok. Gibiyim. Adanalı ile İstanbul'un arasında. He sen biraz çeviri yaptın. Evet. Mesela burada çeviri acılı, yaptım. Acılı lahmacun diyorlar. Acılı lahmacun bir geliyor acılı değil. Sana göre. Acılı ne biliyor musun? İsot atıyor ya acılı diyor. Bir de şey yapıyor, sır salçayı basmış, etini bulana kadar canı çıkıyor. Bak acısı güzel acıdır ama bu arada. Adam Adanalı ya, hangisi acıydı diyecek, ne acısı ben acıyorum. Yok yok, bir tane daha acı alsana. Güzel. Abi sen oradan ver, sen bekliyorsun orada yarım saattir. Ne, çeyrek Koka, İzmir. Çeyreği. Sen İzmircisin, iri kıyım. Ben iri kıyım abi. Tabii. Sen... Kokoreç öyle olur. Tamam, bak şöyle öyle kardeşim de görsün. Kokoreç yeni başladı sayılır. Tekin yeni abi. Başladın? Evet. 2,5 sen. Yeni harbiden yeni başlamış. Ama yani midyecilik 35 yıl. O bunu ben kaldı. De şöyle yaparım başkan. İyi. Beraber yiyelim mi? Olur. Ekmeğini çok şeyim. Ekmekle mi yiyelim? Ha. Oo ekmek. Böleriz biz ya. Vallahi lan olsun büyük adam sen geçme. Evet. Al prenses sen. Ben küçük az yiyorsun. Ben küçük kardeş bu büyük. 5 lokma da yerken. Ya biz de yiyoruz ya. Ha, hop. Ne güzel yiyorlar. Limon sıkıyor. Hı. Vallahi diyorum ben. Evet, ben elde ama. Benim çok sıkıntı yok mu ona? Biz her şey limon sıkınca laf ediyorlar. Yo gider. Hı hı. Çok iyi. Afiyet olsun. Yağlı kokoreç dedim böyle. Çok yağlı olmayacak ama yağlı olacak. Tabii yağsız. Doğru mu? Kuru lan tad olmaz. Bu arada lütfen limonu da deneyin arkadaşlar. Akar. 10 numarada olur bence. Ne takar? Akıyor da. Nasıl ama? Ne kadar midyeler? 10 lira. İki çeşitler aynı. Hepsi aynı. Kokoreç ne kadar? Kokoreç çeyrek yarım değişiyor. Ne kadar çeyrek? Domates 120, sade olan 130. Yarımlarda 190-200. Matematik sıkıntı var bunun. Niye? Domatesi 120, domatesi 130 diyor. Evet çünkü içinde iri kıyım daha fazla kokoreç giriyor. Domatesin kilosu 50-60 liraya o yüzden. Kokoreç çok pahalı. Kokoreç çok pahalı. Acayip pahalı. Şuraya vurursak patlayabiliriz. Tekin Bey çok teşekkür ederiz. Ellerinize sağ ol. Abi kesene bereket. Çok sağ ol. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Para vermeyeceğini mi düşündün sen? Vereceğiz senin mi? Ödeyeceğini düşündüm. Diyorlar ya bedava yiyip için diyorlar ya. Ben böbreğe bırakacağız diye korkuyorum bir yerde. Fırat'tan alırız. Sen Fırat'tan al baba. Fırat'ın böbrek iyi. Zaten ilk mekana gittik, kredi kartımı evde unutmuşum dedi. Lan gittim, ben dedim herhalde bunun böbreğini alıyorlar içeride. Yarım saat oldu geldi. Kayıp ya. Sonra bir geldi kartım kayboldu diyor. Hemen iptal et de katlam. Ya kart yok yani üzerimizde bir gün olsun. Bir dahaki geldiğimizde bir zaten videoda çektim onu sen şey yaparsın. Kardeşim şöyle yok, bir şey söyleyeyim mi Murat? Yalan standart bizde. Fırat Sobutay'ın Kadıköy'de para ihtiyacı yok. Vay oğlum her yerde hesap ödedi. Nasıl paraya ihtiyacın yok? Ben ona şey atıyorum oraya. Geri mi alıyorsun sonra da dönünce? Yok. Köyü dikey alıyor. Sağ olsun onlar beni hiç. Burada öyle bir sıkıntımız yok Murat. Beni getirdiğin yerlerden para aldım doğru söyle. Ha? Dedin mi? Ya ne yapacaksın abi sen onları boş ver. Tekin abi para. Esnafı şu an kardeşim zan altında bırakma. Eğer veriyorsan da yarısı benim. Ya söyle de en azından ne alacağımı bileyim yani. Yok ben bir şey vermiyorum. O da bir şey vermiyor. Çok güzel. Aynen. Vermiyor anlaşıyoruz. Lan oğlum adam kimse beni 14 yıllık tanıdım. 14 yıllık tanıdım oğlum. Ben üniversite öğrenciyken adam pilavcıydı. Pilavını yiyordum adamın ben ya. Evet. Yanında da bir ekmek yiyordum. Pilavla da bir ekmek yiyordum. Bir de böyle yapar. Çay ver. Çay veresen. Çay veresen. Aynen. O çay veresen benden. Peki senin pilavcılıktan midyeciliğe iten şey ne oldu? Zaten pilavcılıktan önce de midyeciydim ya sen yan olarak. Midyeciden pilavcılığa aslında sonra ya. Pilavcılığa. Tekin abi para neredeyse orada ben sana söyleyeyim. Evet yakında pilavın bir üst segmenti Suşi'ye geçeriz. Geçer sana söyleyeyim. Tekin abi kendine popüler davran. Seni İşin gücün rast gelsin tabancandan ses güzel. Gelsin. İkinizi sağ bir arada görmek daha iyi. Eline koluna sağlık. Görüşürüz sağ abi. Ellerinize sağlık. Haydi devam o zaman. Hadi devam çorba çek. Ne tarafa gidiyoruz oğlum? Kaldık. Aşağı gitmiyoruz mu? Gel. Şey diyorum. Hadi. Evet şimdi ayıya getirdim seni. Aykün baba. Aykün mü?
Burada 10-12 çeşit çorba var kendilerine evet. Ama bunun dışında kebapları, tavuk şişler, ciğerler yani o tip şeyler de İstanbul için yine söylüyorum. Gayet başarılı. Ben özellikle tavuk şişinin hastasıyım. Evet zaten sabahtan beri tavuk şiş diyorum. Bence çorbanın yanında istersen neleriz istemezsen de başka bir. Yok bir sıkıntı yok ama sen ne dersen onu yiyeceğiz. Eyvallah. Çünkü. Burada da gerçekten güzel çorbalar var. Bir çorbayla bir dalalım. Olur bana uyar. Yağmur diye başladı hafiften. Başladı. Benim saçlar da ıslanıyor. Gel senin saçlar ıslanmasın. Islanmasın çok şöyle yapayım. Gel. Niye örtmüyorsun kafanı diyor. Yağmur geliyor tutmuyor düşüyor. Ki baba. Yağmur geliyor düşüyor. Aynen direkt düşüyor. Direkt benim kanıyor. De deliklerden gidiyor. Seninki direkt içeri gidiyor. Çok güzel kanka bu. Yerden paça mutlaka bence dene. Tamam. Bak bir sen... yerden paça alalım. Tamam. Bir de tavuk suyu iç. Bir tavuk suyu bir yerden yok yok tavuk suyu değil. Bir tane gerdan tamam. İçelim. Bir de tavuk yemeği. Ha tavuk yemeği tamam. Bir tane yarım gerdan alalım. Olur. Öyle mi yapalım? Öyle. Bir tane yarım mı alalım? Bir tane. Bir tane tek bir tane yarım istiyoruz. Gerdan. Aynen. Tamam. Öbürünü de zaten tane. İçeriye söyleyeceğiz. Onları ayrı söyleyeceğiz o zaman. Tamam. Hadi o zaman. İçeri mi geçiyoruz? Gel. Bu şey mi? Acı sos mu yoksa normal? Bu pul böre ya. Tamam önce sossuz mu bakıyor? Sonunda... Bence bir sossuz bak tadına. Sonunda Murat Bey. Mermi, ona göre... Mermi veredi gördük. Aynen mermiyi gördün. Korkma buradan. Girdik değil mi şu an? Tabii yayındayız şu an. Senin şöyle... burada favorin bu mu? Evet. Ben mesela çocuklarla falan geldiğimde de onlara bunu içiriyorum. Hı-hı. Çok da beğeniliyor. Sen evde yemek yapmıyorsun mu hiç? Sıcaksa içmeyeyim. Ben şöyle yapayım. Aldı gitti. Aldı gitti. Ya hanım dururken onun elin lezzetini benim o konu ben yiyeceğim. Sen neser yapabiliyor mesela. Hı-hı. Bende yok. Aşçılık yok bende. Ama mangal başına geçersin değil mi? Geçerim. Etlerim bundan ederim. Sonra Allah seni kahretmesin. Niye geçtin dersin? Çünkü Adana'da erkekler geçer mangalın başında da. Sen ama de... kadınlarımız da çok iyi yapar bu arada. Tabii, evet. Ya benim anne öyle. Mesela tabii, babadan daha de, tabii. Babadan daha iyi şey yapıyor. Etler yumuşacık. Bir daha ağzına al yoksa sos dökelim. Hafif terbiyeli bir sos. Ben çünkü istediğim gibi normal bir tadına bak. Evet. Sonra sosla bir... Et gayet alma. Yumuşak. Evet. İyi değil mi? Aynen öyle. Limon sıkmıyoruz. İstiyorsan sıkarız. Benim için fark etmiyor. Oo. Tam kış aylarını sarımsak atladık bu arada. Yanında göz kırpıyız istiyorsan. Hee. İstiyorsan. Atak mı? İşim varsa atmayayım. At oğlum ne oluyor? Takipçiler biliyor zaten görünce soğan sarımsak korktuğumda kimse şey demiyor. Ay demiyor yani. Oğlum bir kere çekimden sonra çok önemli bir toplantım vardı. Bir an dalgınlığıma geldi. Böyle ocakbaşı falan böyle bir üstüm nasıl biliyor musun? Kebapçıyım. Kömür var üstünde. Ceplerinde kebap şey vardı. Nasıl yani. Kokuyor? Ve ben öyle toplantıya girdim. Ve o işe aldı. Ne parfüm şey yapıyor falan böyle bir. Oldu insanlar da şey yapmıyor. Ya dedim kusura bakmayın ocakbaşından geliyorum. Aha tabii işiniz doğru dedi de şirket eridi. Kokudan şirket eridi. Yürüyen mangal böyle. Yürüyen mangal yemin ederim. Abi biz alışığız Adana'da herkes soğan kokuyor, kebap kokuyor, duman kokuyor. Ne olur İstanbul şartları için sence? Bence gayet iyi bir çorba. Sarımsak kurunca tam böyle kış ayı çorbası evet. Oldu. Ben bu tip şeylerde çok üzülüyorum. Lafını kestim. Estağfurullah. Murat şey yapıyorum. İlk önce en sade haliyle içiyorum. Yalın. Hı-hı. Böyle bir tadı alıyorum. Sonra tatlandırıyorum. Çünkü atıyorum bunların zaten girdiği genel her şey güzel oluyor. Hı-hı. Hani sarımsak zaten lezzet veriyor. İyi bir yağ da böyle lezzet veriyor. Genelde şeyi tercih ediyorum. Böyle bir sade yiyorum. Onun bir tadını alıyorum. Sonra süslemeye. İşte sen İstanbullu olmuşsun. Değil mi? Biz de mesela biliyorsun Adana'da kalma bir şeydir. İlla ya pul biber atacağız ya kimyon atacağız ya limon orada atacağız. Zaten hepsi hemen hemen güzel. Evet. Burada bir yerde deneyeceksem ilk defa deniyorsam önce sade haline bakıyorum. Sade alıyorum. Ondan sonra çeşe. Çünkü orada zaten güzelliyorum yani. İşte anladın evet, mı? Biz alışık olduğumuz için bana da zaten söylüyorum. Bakmadan atıyorum hepsini. Diyor ki adam kebap mesela geçen işte Adana'da bu arada sabah kahvaltıda ne yenir videosu Fırat da Adana'ya geldiğinde çekeceğiz inşallah. Onu. Orada mesela ciğer çektim işte. Yanına acı biber yatırıyorum mermiyi. Evet. Yazıyorlar bana abi diyorlar ya acıdan nasıl keyif alıyorsun etin tadını alıyorsun ya kardeşim zaten pidenin arasına evet. Et koyma evet. Hiç sadece soğanı yatır evet. Limonu sık biberi koy zaten o başlı başına bir lezzet evet. Vallahi öyle vejetaryen işte o et bitince biz ondan devam ediyoruz. Şimdi şeyi bekliyoruz tavuk gelir inşallah ha? Tavuk gelir mi yakalıyorlar en son ustam tavuk ne alemde yakalıyoruz abi Oo. Evet Fırat Bey girdik. Şimdi nacizane bunu denemeni istiyorum. Tamam. Ama keserek falan değil, tek at. Tek mi atayım? Onun duman çıkıyor lan. Sıcak mı?
Böyle oğlum niye bizi atıyorsun? Çok lezzetli. Dayanamıyorum de. Ben üflüyüm o zaman. Üfle üfle. Mesela buralarda hani bu tarz şeylerin yanında mesela soğan salatası falan vermiyorlar mı? Vardı. Normalde burada. Abi mesela bunun yanında soğan salatası veriyor musunuz? Tablacı yok dedi ya. Normal salata var ama. Normal salata veriyor. Tavuğun yanında normal. Sen istiyorsan yapsınlar da. Yok yok. Standart neyse onu duymak istiyorum. Bu. Tamam. Bu. Atıyorum. İsteğe bağlı olarak. Kebapta getiriyorlar. Eğer isterse misafir değiş tokuş yapabilir. Anladım. Ha değiş tokuş yapabilir. Ama kebapta tablacı. Kebapta tablacı falan. Hem tablacı hem mevsim salata. Hepsi geliyordu onda. Evet. Adana ha, tamam. O var. Tamam. Bu tavuk çöpşiş, olduğu için ekstrem bir durum var. Ciğerde. Çöpşiş ve ciğerde. Sadece tablacı salata veriyor. Yani hepsinin. Sadece, tamam anlaştık tamam. Yani bağlı olarak biz bunu trampa yani geç tokuş yapalım. Çok teşekkür ederiz sağ olasın ağzına sağlık. Bu güzel hala ya. Ama sulu sulu. Yapıştır. Sen yemiyor mu acı? Midem yok acı ya. Acı yemiyorum deme sakalım. Yok lan yiyorum lan olur mu? Tam tersi çok yediğim için artık dikkat ediyorum. Evet. Çok yediğim için sıkıntı orada. Yalnız bu mesela tam İstanbul işi. Baharatı evet. Avcıları bizim orada avcılar evet, derler avcar. Mesela. Avcıları az mesela. Evet. Ama tavuk ya, ustam çok iyi pişirmiş. Ellerine sağlık. Abi. Sus her zaman böyle değil mi? Her zaman. Çok isteyen olursa çok pişiriyor. Evet abi. Ama bu ayar çok iyi. Hala ağzın yanıyor farkındayım. Ekmek de yiyorsun. Kaç kilo oldun kanka? Beton tuttu. Kaç kilo oldun? Ben mi? Hı. Tok karnına 126. Ben de kemiksiz 110. 15 kilo varmış. Anladım. Ben 1,5 yıl önce 107'ydim. Şimdi bana soruyorlar. Diler ki formunu nasıl koruyorsun? Sence ben kilolu muyum? Yani. İrisin. İriyim. Evet. Şimdi mesela ben de bunun hepsini yiyebilirim oturduğum zaman. Ama ne dedim sana? Bir tane alalım ikiye bölelim. Evet. Bir tane alalım ikiye bölelim. Öyle. Ben de genellikle ona yapmaya çalışıyorum. Ama yapamıyorsun belli. Ama nasıl yapayım şimdi? Geliyorum böyle güzel. Anladın mı? Hani... Gerçekten lezzetli şeyi. Tavuk but çünkü. Abi baksana sulu sulu ya şeyi. Evet. Burada göğüs parı parı kullanmıyorlar. Evet. Abi tavuğun zaten en lezzetli yeri but abi. But ve kanattır. Kanat. Kanattır. Ben de hastasıyım kanadı. Hatta Ankara'da sınırsız kanat veren yerler falan var. Evet. Burada da başladı o muhabbetler. Hmm. Var. Burada var. O zaman yakında video geliyor. Analizini yaptığına göre. Güzel güzel. Şimdi nereye gidiyoruz ya? Tatlı mı bir şeyler mi yesek? Türk tatlı yemeyiz ha. Tatlı mı yiyelim? Tatlı yiyecek mi? Yiyeceğiz mi? Yerim sen. Biraz şekerimizi de dengeleyelim. Ben tatlı yemeyeyim. Benim tatlıda çok aram yok o yüzden söylüyorum tatlı yiyecek diye. Pilav yiyecek mi? Onu en son. He. Tatlıyla şey yapalım. Ha, sonra ben çünkü tatlı bir şey deyince üzerine tuzlu bir şey yemem lazım. Daha çok acıklı. Ben de seviyorum. O yüzden. Mesela çikolatalı çubuk kraker. Nutella falan. Tabii. Onlarla çok güzel olur abi. Aynen. Salatalıkla da güzel oluyor. Reçel tulum peynir. Çilek. Reçel tulum peynir 10 numara. Salatalıkla neyi deneyeceğim? Çikolata. Nutella. Yapma ya. Valla. Harbi mi diyorsun? Lan ketçapa pilav sıkıyorlar. Salatalıkla çikolata yenmez mi? Nasıl bir benzetme? Nasıl bir benzetme? Pilava ketçap sıkıyorlar. Yusuf işte. Hani pilava ketçap sıkıyor mu? Özellikle marketten dün gitti ketçap aldıkları. Bu arada kötü değil. Bazı pilava yakışıyor da ben Yasin'lerinki gibi pilavlarda ama dokunulmaması hani istiyorsan ama onun sos şeyi güzel evet, üzerine koydu evet, o yüzden. Evet, evet, evet. Şefim bizim içmiş olduğumuz çorba ne kadar? Gerdan çorbası içtik ya. 210 lira. Bir porsiyon 210 lira. Tavuğun porsiyonu ne kadar? Beraber. Tavuk şiş porsiyon 220 gram 270 lira. Evet. 1,5 porsiyonda 395 lira. Tamam. 270 lira yani bu yanında salatasıyla, turşusuyla beraber. Beraber geliyor. Öyle. O zaman bir tatlı yemeye geçelim hadi. Geçelim mi? Hadi geçelim. Hadi. Ama yolda bir şey görürsek yerim ha. Ben yerim oğlum. Onun sözünü vermiyorum. Yerim diğerine bak hele. Diye baba. Tamam ben burayı yiyip geliyorum. Sen onu göm. Evet neredeyiz? Neredeyiz? Coffee Pot'tayız. Kopmayacak mı? Bir daha söyle. Coffee Pot. Tamam süper. Coffee Pot'tayız. Burası da benim kahve çay içtiğim ama San Sebastian'ın da ortalamanın üstünde bulduğum yerlerden bir tanesi. Süper. Normalde sade de severim ben sade bakmayı tadına ama çikolatası da çok güzel buranın. Kesinlikle. Çikolatalı söyledim. Bu böyle en azından bir sindirsin. Ya biraz böyle bir rahatlatsın. Bir sindirir, biraz... şey evet. Ya. Nasıl yenir San Sebastian? Ben göstereyim hemen. Şöyle yenir başkan. Doğru mu? Olur, olur. Senin yeme şeklin nasıl? Olur. Ben de yukarıdan böyle evet, aşağı tamam. Doğru inip böyle alıyordum. Tamam. Yani çikolatası çok lezzetli. Of, hafif de ılık var ya. Yes. Şuradan geçenler var ya, iki erkek gelmiş San Sebastian yiyoruz ya. Ne güzel ya abi.
Hayır, burası onun bizim Kadıköy. Soktuğun halleri var. Herkes mi böyle? Evet. Ne tamam. Biz alışık değiliz de o yüzden. Adana'da daha yer yemiştik lafı. Şu an var ya. Adana'da şu an çarşıda kavga vardı. Paranız mı yok lan, gelin bir de biz sumarlayalım Süslan. O ne lan? Gevşek gevşek. Cheesecake yiyorlar bir de. Yalnız güzelmiş harbiden. İyi oldu ha bak. Biraz böyle elim yüzüm şey oldu. Değil ya, mi? Bir kendimize bir sindirir ya. Yemeği tırtım tırtım yiyen adam tatlının içinden geçti. Baba ben tatlıyla aram yok dedim ya sana. Gerçekten yokmuş. Harbiden yokmuş. Benim tatlıyla aram yok ama olursa yerim acı. Böyle bir durum söz konusu. Yemedin ki yuttun. Oğlum, ben yiyorum mesela. Sen yutuyorsun şu an Murat. Ama hiç şekerli bir şeyler yemedik ya, o yüzden. Ekmek isteyeyim mi? Ekmeğin arasına şunu şöyle koy ha. Kardeş, vardır. Aldırız ya. Devam o zaman bunu yarı yarıya yiyelim. Hadi gel kardeş payı. Yok ben şuradan alırım, sen ye gerisi. Ben aldım kardeşim. Al sen hepsini ye. Söyleyeyim bir tane daha. Yok, vallahi. Yok yok. Yediğim iki tane tavuğa laf atmış şurada. Allah'tan Tanrı rehberleri görmedi inşallah ya. Rezil olduk. Bunun fiyatı ne kadar acaba? Ha? Biliyor musun? 100 liradır. 170 liradır. Hı. Dostum, San Sebastian'ın fiyatı ne kadar? 45. 145 çaylar. 35. Tanesi mi 35, iki tanesi mi? Tanesi. 35, 70, 145. Aynen. 35 çay verelim mi oğlum ya? Adana'da bedava her yerde. Tatlıcıda bile bedava. Ya Adana'da ne kadar? Bedava. Başka bedava. Tatlıcıda da bedava çay. Tamam. Mesela Katmerci'ye git bedava çay. Eyvallah. Çaya para almıyor. Sadece yediğine içine. Yediğine içine. Ama işte orada tatlılarda falan ikramlar da var yine. Anladın mı? Künefeci, münefeci falan. Tabii. O tip şeylerde de var. İkram ya oraları karıştırma. Yani şöyle karıştırma dediğin. Yani Adana. Ya her yerin kültürü farklı. Evet. Canım. Yani bizim oralarda öyle. Doğu'da, Adana'da Doğu'da falan. Doğu'da öyle mesela. Farklı. Burada işte salata, yemeğin yanına iki çeşit salata getirdiğinde gözü oynuyor. Hani maalesef. Ah diyorsun lan, ikramı var falan filan. Hı hı. Aa diyorsun kahvaltıcıda işte su ücretsiz. Aa diyorsun süper. Kes kardeş, niye bırakmıyorlar ya? Uçak onlar diyor telefona. Şimdi bir tuzlu bir şey yiyelim işte. Olmaz yiyelim mı? Mi? Hadi bunun yiyelim. Üstüne Urfa lahmacunu güzel gider. Şaka yapıyorsun sen. Ay bir bak, Urfa dedin mi de Urfa'ya gideceksin, lahmacun yiyeceksin, Antep'e gideceksin. Deli do, deli do, yıkılacak kime gelir ha? Yıkar. 35 lira verdik, bardağı da alıyorum ben. Allah sakardı. Çekiliriz tabii ya. Bardağı alıyorum ben. Tamam. Lahmacun yiyeceğiz. Evet. Tamam. Çinili taş fırına geldik. Evet, burası zaten benim İstanbul'da ismini çok fazla duymuş olduğum bir lahmacuncu. Benden duymuşsundur. Senden de duyduk. Sosyal medyada da çok gördük. Ben benden duymuşum, sonra sosyal medyadan. Tamam kardeşim. Sen evet, buraya var ortak Murat'ım. Mısın? Değilim. Ortak mısın? Biz dostlarımıza her türlü ortağız da. Aynen. Listemizi atarız kardeş. Her zaman sevdiğimiz. Peki İstanbul'da ilk 3'e girer mi burası? Bence girecek potansiyelde bir yer. Tamam. Ama böyle herkesin dilinde başka bilindik yerler var. Oralar kötü demiyorum. Evet doğru. Tabii ben, herkesin... ben de asıl bir lahmacun var. Ben orayı bulamadım. Malatyalıların Esenler'de böyle merdiven altı bir yer vardı. Merdiven altı dedim yani. Normal yerde merdiven inip giriyordum. 2005 senesinde yedim. Sonra bir daha da bulamadım. Bulamadım abi. Bulamadım. Akşamdı bulamadım. Orada yok. Ne yiyeceğiz burada? Burada 3-4 çeşit var. Urfa var. Normal klasik var. Tamam. Vegan da var. Ben zaten veganım. Aynen. Ben onun için burada hepsini söyledim. Buyur gel. O zaman geçelim gel. Buyurun. Neredeydi bizim tostçu, buraya geliyormuş öğleden sonra? Çok benziyor buradaki esnaf. Oğlum aynı lan biz o sandık. Direkt de tostçu bir de. Hadi gel abi. Gel. Urfa. Evet. Normal. Antep mi bu, normal mi bu? Bu normal değil mi, Antep normal değil. Normal mi Antep mi bu? Bu klasik mi, standart mı? Bu Antep. Tamam. Soğansız abi, sarımsaklı. Aynen. Tamam. Bunun esprisi de abi soğanlı kış lahmacun olması. Yani tamam. Eskiden seraların olmadığı dönemde domates ve yeşil sebzeler, hı-hı, toplanamayınca soğan, kapya, biberi, nar ekşisi ve ceviz var içinde sadece. Tamam. Bu da vegan. Murat'ın vegan olmazsa olmazı. Nasıl bir ayırt ettim ama vegan dedim hemen. Evet. Neden? Çünkü ben veganım. Evet. O yüzden vegan önce vegandan başlamak istiyorum. Vegandan mı? Hadi gel başlayalım. Yalnız çıtırlığı mıtırlığı şeyi inceleyeyim 10 numara ha. Baksana seslere. Hayat veganken güzel ya. Ne oluyor? Ahoy vegan. Ha. Kütür kütür baba. Çok iyidir ama ağzı çok. Severük. Yalnız çıtırlık mıtırlık efsane. İncelik. Arkadan bir
Rock mı ne metalik abi ne çalıyor? Metal müzik geliyor arkadan. Metal müzikte rock and roll ve rahmacun gerçekten burada buluşmuş. Böyledir. Halde bizim Kadıköy'lü eski rocker tayfadan. Eski değil hala rocker. İçeride çalar. Zaten içerideki fotoğraflarda millette ünlüler falan olur ya. Ali'nin hep fotoğrafları dünyaca ünlü metal grupları, rock grupları. Buraya geliyor lahmacun. Benim fotoğrafım yok lan. İşte söyleyelim o zaman. Bütün metal gruplar buraya geliyor lahmacun. Rockçılar buraya geliyor. Dünyanın her yerinden metal gruplar oğlum, buraya geliyor. Oğlum Fırat Sobutay, Kazman bile burada. Gerdana bile buraya geliyor yani. Sen ısmarla ısmarladın. Söyleyemiz lan bu arada size. Söylemeyiz ya. Sen de kullanabilirsin. Telif atmam kardeşim. Koyalım mı alta? Koyabilirsin. Kaç saniye kadar telif yapıyorum? Ben burada cidden bilmiyorum. İstediğin gibi koyabilirsin. Ben atmam. Atmazsın. Aynen. Sağ ol, Allah razı olsun. Gelirin %30'unu al. Şaka. Bundan istemeyeceksin değil mi? Oğlum beni götürdüğün bütün mekanlardan para almışsın. Öyle diyorlar. Öyle yapıyorlarmış ya gurmeciler. Ayıp lan. Ayıp vallahi. Ben takılmam ha. Desen sen bana. Adana'ya geldim ya Fırat. Burada çalışıyorum falan. Ben ne diyeceğim oğlum zaten. Okey kanka gidip destek olsun. Ama söylemek bence etiksel anlamda ben önemli ya. Yani. Almadın değil mi? Ne aldın? Benden. Mekan. Oğlum saçmalama ya. Hayır yarısını ver aldıysan o yüzden. Baba çıtırlık mıtırlık efsane. Dünyanın her yerinden rock grupları, metal grupları buraya geliyormuş lahmacun yemeye. Doğru mu? Doğru. Metallica gelecek ki Türkiye'ye. Direkt buraya gelecek. Lahmacunu buraya gelecek evet. Oğlum. Harbi mi diyorsun? Oğlum tabii sen bizim bağlantıları ne sandın lan? Dünyada bu konsept ilk. Hadi. Lahmacun ve metal konsepti ilk burada. Bunlar ikram değil mi? İkram. Turşu hariç. Bu var. Bu parada. 60 lira bu. Aynen. 60 lira he. Okey bence be. Yani... 60 lira İstanbul şartlarında uygun yani. Aynen. Antep'ten mi geliyor? Abi Antep'ten geliyor. Yani normalde aslında şu şartlara getirmeyi düşünmüyorduk da. Müşterinin ısrarı üstüne getir. Bence iyi etmişsin. İyi yapmışsın. Gayet de akar. Güzel. Bence turşu gider lahmacunla. Bu arada şunu söyleyeceğim. En beğendim bu oldu. Ufa. Benim de öyleydi. Direkt onu söyleyecektim. Sen de aynı anda kalplerime karşıymış. Harbiden. Ben de bunu yedikten sonra diğerleri evet diyorum. Okey ama bence Urfa çok başarılı. Kesinlikle. Urfa çok başarılı. Ellerine fiyatlar sağlık. Ne? Abi Urfa usulü olan 85, Antep'si olan 80, vegan da 70 lira. Okey. Bence gayet iyi. İstanbul'larda, İstanbul'da ortalama fiyat abi bu. Ortalama fiyat. Ortalama. Eline sağlık. Karşılaştığı çünkü... burası. Abi 12'de servise yazılır, akşam saat 10'a kadar. Çünkü Ali bundan ucuz verdiğin zaman ete hile girmiş sayarlar. Aynen. Ya normalde biz aslında daha fazla satmamız gerekiyor ama o da şu şartlarda yani yapabileceğimiz bir şey değil. Evet. Sarımsak diyeceğim başka. Evet. Ya kardeşim. Heh, yut onu. Yarasın. Kaça kadar açık burası? Abi 10'a kadar açız. Akşama sabah kaç açıyor? 12'de servis hazır. 10 saat çalışıyor memur işte devlet memuru. Ha, rakçı devlet memuru. Gece konser oluyor. Gece konser akşam miydi? Ha. Ondan kapatıyor onda. Ha. Oğlum bir şaka söylemedik ki her şey gerçekti burada. Yoksa ben seni Adanalı görüp kandırmaya çalışmadım hemşerim. Adamsın ya biliyorsun. Valla. Hadi o zaman yemek yemeye gidelim. Ozan devam edelim. Senin miydi bu? Al kardeş. Al kardeş bu açlık ayıp ediyorsun. Sonra misafir geldik Fırat bize ıslak mendil vermedi falan. Adana'da gider arkamda konuşur şimdi. Eline sağlık. Eyvallah. O zaman. Hadi yemeğe. Biz yemeğe devam ediyoruz kardeşler. Evet, pilav arabasındayız. Kadıköy'e her geldiğimizde Yasin'le bir kere tanıştık. Bir daha buna elini veren kolunu alamaz ha. Alamaz. Aynen abi, öyle. Öyle bir şey. Sevgili Yasinciğimin dükkana geldik yine. Adet oldu. Yedik evet. İçtik en sonunda bir hadi pilavımızı yiyelim. Bir mangal soslu diye bir şey çıkartmış. Bir de körülü var. Körülü var. Bir sade de, var. Bir de sırrını benim bilmediğim bir tane sos var diyor. Evet. Öyle söylüyor. Öyle öyle. Gerçekten güzel. Şanslıyız. Güzel, harbi güzel. Mesela bu kendi formülleri var. Hep lezzet aynı ama bence ablanın yaptığı pilavların tadı başka bir oluyor. Biz yedik ondan Yasin. Şimdi diyeceksin abla ocakta. Abla ocakta. Şimdi ablam o zaman kim yapıyor? Herkes yapıyor. Pilavı. Herkes yapıyor. Ablanın ama pilavı daha lezzetli diyor. Ben ablanın pilavının lezzetinin daha ayrı olduğunu düşünüyorum. Aha yok diyor. He? Abla yok diyor. El lezzeti ama. El lezzeti. Tabii Yasin kanka. Yasin. El lezzeti. Şimdi senin elin mi, ablanın herkes eli mi? Herkes onu fark edemez bu arada. Yok canım tabii ki. Sen fark ediyor musun? Ben ediyorum. Ortak olunca öyle oluyor değil mi? Ha, aynen öyle abi. Sürekli pilav yiyor çünkü. Dükkanımızda ne oldu belli olsun yani. Ha bak orada arkadan bir şeyler söylüyor. O zaman ya sen neyin peşindesin ya. Adamadan geldi bizim aramızı bozuyor ya. Abi ben bir şey yapmıyorum. Sen diyorsun ablanınki daha lezzetli diyorsun. Gel ya gel. Tam magazinci, tam böyle merdanelik kardeşim, yapmak kardeşim benim suçum var mı ya? Gel gel gel. Buyurun. Şöyle alalım. Yasin az önce çalışıyordun bizi görüyordu çalıştın geri.
Evet. Evet. Şimdi buralar meşhur. Sen anla, sen %30 ortaymışsın. %30 muydu? %45. %45 oldu. Pardon, ne? Yok. 10 dakika buraya koy diyor. 9. Videonun 10 dakikası burası olsun diyor. Ya turuncu panda doyumsuz ya bizim. Yani o konuda şey yok yani. İkisi kanalımın yarısını sokmuş, yöneten gibi arkada kameranın arkasında görüyor değil mi? Direktif veriyor. Böyle yapalım. Balım enerji düştü balım. Biraz daha yüksek balım. Enerji gitti balım. Biraz balım daha... mı diyor? Tabii biz balım bebeğim öyle konuşuruz. Balım diyorsa bir şey olur o yüzden. Mademe. Şimdi buranın mangalı zaten dillere destan çok güzel bir. Kesinlikle. Bizim Adana'da mangal usulü mangalda yaptığımız tavuğun bu şekli hali var. Daha soslu. Bu klasik köri. Evet. Köri'di. Aynen. Ve burada da tiftik tiftik edilmiş tavuk. Tavuk kim mi attı şeye, makineye? Onu çatalla beraber böyle tiftik tiftik yapıyorlar. Anasını anlattıysa ben ilk defa bu kadar ince bir tavuk görüyorum. Ama işte kaşığa dolu dolu gelsin. Aslında orada 20 tavuk var. Oğlum ben niye savunuyorsam harbi dükkan benim gibi yani. Hani. Yalnız bu arada bulaşıkçı da tutmamak için kağıdın üzerinde servis yapıyor. Onu da dipnot olarak söyleyelim. Haksız mıyım kardeşim? Haksızsın. Yıkıyorlar oğlum. Ya. Ne kadar veriyorum dedi kilosuna atı kağıdı? 110 lira lan. 110 lira ne kadar harcıyorsun günlük? 4 kilo. 4 kilo kağıt mı harcıyorsun? Evet. Tamam, tabağı yıkamıyorsun ama. Mesela o mu yani? Hadi baba. Hadi. Ketçap falan veriyor musun? İsteyemiyoruz. Yusuf istiyor. Yusuf bu arada pilava ketçap da sıkıyor. Yusuf? Bak biberi var. Sıkılır mı pilava? Her pilava sıkılır. Ben buna sıkmam. Çünkü bunun lezzeti, ayarı, her şeyi benim sevdiğim kıvamda. Ben o ketçapla bozmak istemem. Peki. Mayonez sıkıyor Yasin mesela. Ben de mayonez sıkarım. Mayonez daha lezzetli bence. Evet. Tamam, mayonez şey işte daha lezzetli ama. Yasin Bey, pilavınızın sırrını veriyor musunuz? Ben şimdi sırrımız yok. Nasıl mesela? Dümdüz pilav yapıyoruz. Bir sırrımız yok. Basit. Ben biliyorum. Şaka. Ölçü ne? Bire kaç? Pirincinin kişisine göre. Pirincinin ayarına göre. Bire bir ama. Bire bir olmaz. Bu ölçüyü yakalayamazsın bire birden. Bende ustalık yok. Orada sende var. Bire bir, biliyorsun. Bire bir buçuk pilavda. O sende kral. Şimdi ben orada akşam ketsemem. Hiç kendi belirlen abi. Kavrulurken anlarsın. Vallahi çıktı bu arada. Ben orada bir iddiaya ama giremem. Senin en büyük özelliğin taze pilav yapıyor ama. Tüm gün abi. Tüm gün. 12'den akşam 8'e kadar. Sürekli saat başı değil mi? Sürekli abi. Yalnız çok iyi bir bak şöyle bir şey söyleyeyim. Aşırı böyle para hırsı olan falan bir işletme olsa Yasinler buraya gece 3'e kadar açık tutsun. İş yapar. Aylık cirosunu 5'e 10'a katlar yemin ederim. Bir de ama, bir şey diyeceğim. Ben hayatımda ilk defa böyle ısıtıcısı olan bir pilavcı görüyorum. E kazandığını harcıyorlar abi adamlar. Kazancını patent mis gibi. Patent almış. Şunu bunu kim yaptı? Peynit de sen mi yaptın? Doğru söyle Allah'ın seversen. Peynit de sen mi yaptın? Bir de diyor ki sokakta pilav var. Patentini aldım diyor. Oo. Yasin Bey şimdi tavuk pilav ne kadar oldu burada? Hocam tavuk pilav 95 TL. Heh, yeni zamlı hali bu değil mi? Artık evet. Zam gelmeyecek bir süre. Bu arada günü söyleyelim 18 Ocak Perşembe söyleyebiliriz. Günü. Belki 2-3 haftaya yayınlarız o yüzden hani evet. Belki fiyat değişebilir. Yok değil şu mi? An yeni geldi. 95 yeni geldi. 3 haftada değişmez. Yasin'i ben tanıdığımda yılda bir yapıyordu biliyor musun? Yıl başında yapıyordu. Ya bak ne kadar zam ya. Gelse bile yılda bir yapıyordu. Artık yetişemedi esnaf kankam. Artık evet, yetişemedi. Maalesef çünkü sürekli her şeye zam geliyor. Oğlum tavuk neredeyse etlete pişecek ya. Tavuk göğsü falan ucuz herkesin alıp yiyebileceği, lezzetlendirdiğin böyle bir etti yani proteinli yani. Şimdi o da yalan oldu. Anladın mı? Maalesef. Sadece 3 çeşit var burada. Bir mangal, bir köri, bir evet. Tavuk. Ve nohut. Nohut. Ha nohut var mı? Var. Nohutu ayrı mı veriyorsun? Yok istiyorum buna da. Koyabilirsin. Yok ayrı derken yani nohutla pişirmiyorsun. Yok. Pilavı ayrı olarak kapta kalıyor. Onu ve nohutu iri nohuttur. Koçbaşı. Koçbaşı. Koçbaşı mı koçbaşı mı? Koç. Koçbaşı koç. Mı? Koçbaşı. Baş koç. Baş koç. Tamam. Başı koç. Koçbaşı. Ne oldu? Lel oldu. Oğlum yiyeceğim ben daha la. Ben de yiyorum. Bir nefes alayım dedim. Ben de yiyorum. Acı sever. Acısı nerede bu adamın? Aha ben yedim işte buradan yiyor. Tatlıcı da bile süs biber istedi utandırdı beni ya. Bu acı şey. San Sebastian'da diyor nasıl diyor turşu olmaz diyor. Acı sos olmaz diyor. Acı mı biber? Biber var ya burada. Yalnız gerçekten pilavın hakkını veriyorsun. Harbiden Yasin. Allah razı olsun. Yani her ne kadar logonu peynitle yapmış olsan da şu pilavı var da vallahi varsın pilav içinde. Ben de gerçekten. Hele akşam acayip kuyruk oluyor kapıda. Bizi kaldırıyor mesela biz burada oturuyoruz ya. He. Kaldırıyor bizi. Para hırsı yok o yüzden kardeşim. İşte seni kaldırıyor. Ben geldiğinde de müşterileri kaldırıyor.
Başka yer alalım, Fırat Bey'in masası diyor. Mesela burada geldiğinde kim vardı? Takipçilerimiz vardı. Evet evet, fotoğraf çekildik. Aynen, rica ettiler. Diğer tarafa geçtiler, biz buradayız. Sen illa bu arabayı göreceksin yani. Evet abi. Söyle. Murat Bey'in videosu Murat Bey için kaldı. Evet. Murat Bey'in videosu. Ama ben varım diye. Yasin Bey çok teşekkür ederim, çok incesin. Zaten senin ortağın bu adam ya. Evet, şimdi biz çok güzel bir gün geçirdik Fırat'la. Vallahi Murat'cığım çok güzel oldu. Vallahi ben de bayağı keyif aldım. Bayağı da sözleştik ettik. Evet, ikidir sözleşiyoruz. Senin sponsorlu işlerinden fırsat bulamadık. Evet. Dedim ki iş olsun boşver, biz her zaman çekeriz dedi. Öyle. Öyle de denk geldi, güzel oldu. Aynen öyle. Benim için de keyifliydi. Vallahi güzel çok oldu çok, çok keyifli oldu. Sadece bir şey yapmadık, abartmadık. Yani abartmadan tada keyifli gibi tada tada gidelim dedik. Yoksa gittik. İkincisini çekeriz bunun. Evet. Çok mekan var Kadıköy'de. Evet. Başka pilavcılar mı var mesela benim çok sevdiğim? Benim de gidemediğim mesela Yasin burada diye. Buraya doğru geliyor dikkat etsen. Evet. Gösterecek bir yerde. Yusuf buraları kes. Yasin geldiği dakikadan itibaren kes. Benim fotoğrafı koy buraya. Ha, hemen. Şöyle kapatalım yüzünü. Arkadaş tek pilavcı var. Sizin için. Evet. Pilavcı var ama sizin için bir tane pilavcı var. Evet. Aynen öyle. Bak hemen duygusal damardan da giriyor. O da pilav olsun. Vallahi söyledi bak. Oy oy. Kardeş ne gibi? Burada oraya mı gitsek acaba ya? Beynim uyuştu, yemek yemekten var ya yine. Tada tada diyoruz da arkadaşlar, bizim tatmamız bile normal insanın doyması. Tabii. Yanlış anlamayın. Tabii aynen. Kamerayı kapatıyoruz yine daha dırtık dırtık yiye yiye gidiyoruz ya. Biz yemek yemeyi seviyoruz. Seviyorum abi ben. Ben seviyorum. Aynen öyle bir sıkıntı var. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Fırat'ta zaten benden daha çok tanıyorsunuz. Zaten adamla fotoğraf çekilmekten biz videomuzu çekemedik. Yani daha erken bir çektik videomuz. Sevgili takipçilerimiz. Sağ olsunlar. Evet. Onlara da kocaman sevgiler. Onlara da çok sevgiler. Onların sevgilerine layık olmaya çalışıyoruz. Yorumlarınızı efendim. Bekliyoruz. Kendinize popüler davranın. Görüşürüz. Bay bay.